Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dahisi kanalında yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün yine her ay yapmış olduğumuz Instagram ayakkabı serisine devam ediyoruz. Yılın son Instagram ayakkabısı. Bakalım yeni yılda neler olacak. Bugün arkadaşlar sizin çok istediğiniz ve belki son 6-7 videodur yazılan abi bunu incele, abi bunu incele dediğiniz ayakkabı var. Jordan 35 var. Evet. Diğer gerçeği de bende içeride duruyor. Belki bir kıyaslama videosu da gelebilir. Açacağız, bakacağız nedir ne değildir. Ondan sonra da yorumlarımızı yaparız. Ayakta sonra da deneriz. Bu tarz içerikleri biliyorsunuz ayda bir defa yapmaya çalışıyorum. Birçok farklı içerik yapıyorum. Vloglardan ayakkabı açımlarına, mağaza vloglarına gibi. Bu da yapmış olduğum serilerden bir tanesi. Beğenen var, beğenmeyen var. Beğenmiyorsanız farklı videolara geçebilirsiniz. Kanal bu videolardan ibaret değil. Bir sürü dediğim gibi farklı farklı şeyler yapıyoruz. Hani bu tarz yorumlar gerçekten keyfi kaçıran ve hani saçma yorumlar gibi düşünüyorum. Çünkü ucuz ayakkabı açıyorum, pahalı ayakkabı açıyorum. 2000 liralık ayakkabı açıyorum, 200 liralık ayakkabı açmaya çalışıyorum. Bunların hepsi farklı farklı içerikler, konseptler. Durum bu. Hadi kutumuzu açalım. Neye benziyormuş? Bakalım. Üstündeki de çok güzelmiş. Evet, bugün Jordan temalıyız. Paris. Paris. İyi ki de almışım. Tam onu düşünüyordum. İyi ki o zaman almışsın hepsini. Instagram'da buna benzer bir şey paylaşmıştım ya. Tam şu an aklıma geldi benim de. Bunu iyi ki almışım. Her şeyi bunu iyi ki almışım diyor. Biz de gerçekten öyleyiz şu anda arkadaşlar. Malum kurun hızlı artışı. Alamadıklarımıza bakalım. Pişmanız hatta. Kesinlikle, kesinlikle. Yani birikim yapmayı bırakın, alamadıklarımıza pişmanız. Bakalım ne olacak sonumuz. Yani elinizi çabuk tutun, onu demeye çalışıyorum. Her şey çok artacak. Özellikle tekstile yeni yıldan sonra dokunamayacaksınız. Ya ben bunları zamanında 400 liralara falan alıyordum, 500 liralara. Şimdi 800 lirada %40 indirimli. Yani 1100, 1200, 1300 lira çıkıyor. Bakalım yatırım. Yani gerçekten yatırım olmaya başladı. Kanalı ilk açtığımızda dolar 5,5 oldu falan modundaydık. Şimdi yani, 14 farklı, oldu. Farklı. Bu ayakkabıyı bana gönderen Sportif TC adresine de teşekkür ediyorum. Açıklama kısmında da Sportif TC'nin direkt linkini bulabilirsiniz. Tıkladığınızda sizi o sayfaya götürecek. Siz de benim açtığım ayakkabılara bir şans verebilirsiniz, bakabilirsiniz. Onun dışında diğer ayakkabıları bilmiyorum. Ben açtıklarımı biliyorum. Bana da bazen çok soru geliyor. Abi bu ayakkabı nasıldır, şu ayakkabı nasıldır bilmiyorum. Yani ben açmadım, incelemedim. Açtığım ayakkabılarım da zaten YouTube kanalımda. Hepsinin videoları mevcut. Evet, şu şekilde Jordan kutusuyla geliyor. Bakalım, merak içindeyim. Nasıl sizin istediğinize beklediğinize değecek mi? Normalde biliyorsunuz bu Jordan'ın en pahalı ayakkabıları. Jordan 36 2000 liraya çıktı. Bu da 1600-1700 liraya çıkmıştı. Yani oldukça pahalı ayakkabılar. Tabi burada yaklaşık 3'te 1 fiyatına bulabiliyor oluyorsunuz. Hadi bakalım açalım nasılmış. Aynısı. Ben farklı evet. Renk acaba yok, diye düşündüm. Aynısı. Arkadaşlar şu an yan yana koysam ayrıştırabilir miyim diye düşündüm biliyor musunuz? Ya muhtemelen ayrıştırabilirim ama biraz daha dikkatli bakmam gerekecek kesinlikle. Gönderimi farklılaştırsam biliyor musun? Kutusu, içine koyduğun kartonu belki ayrıştıramayabilirsin yani. İlk görüşte en azından. Evet, şimdi biraz daha yakından bakalım nedir ne değildir. Kesinlikle Jordan 35 benim en sevdiğim ayakkabılardan biriydi. Biliyorsunuz vlogları falan da takip ediyorsanız sık sık tercih ediyorum. Gündelik hayatta da tercih ediyorum. Ve en beğendiğim renklerden birini almıştım. Bu rengi almıştım. Bence bir ayağına bunu giy, bir ayağına kendinkini giy bakalım. Ekrandan yani, ayırt ediliyor mu? Ayırt edilir muhtemelen. Şimdi daha çok detaylı baktıkça görüyorum. Hadi sizlerle birlikte de bakalım. Şöyle tabanının bir tanesini size çevireyim. Diğeri de ben bakayım. Bildiğiniz bu balık sırtı desenleri burada da aynı şekilde. Fakat sanki buradaki plastikler daha sert oluyor. Genelde öyle oluyor. Instagram'dan alınan modeller biraz daha sert ve güçlü oluyor. Çünkü neyse bilmiyorum. Kullanılan kimyasallar birbirinden farklı. Air Zoom yazıları ve Jordan logosuyla gerçekten birebir çok iyi. Belki de gerekiyor bu kadar. Çünkü iç saha için yapıyor Nike mesela. İç sahada yumuşak plastik daha iyi tutuyor. Daha az kayıyor. Hemen şöyle şuralarda zoom ünitelerini dahi görebiliyorsunuz. Balonları görüyorsunuz. Kırmızı kırmızı. Görünüyor mu? Aynı şekilde çıkık çıkık oldukça iyi yapılmış. Ya gerçekten iyi bir kaliteye sahip arkadaşlar. Yan tarafta görmüş olduğunuz bu Eclipse Plate'ler. Bacak ayaklarınızı tutacak. Güzel. Ve üst tarafa geçiyoruz. Biraz daha kaliteli nubuklar ve aynı şekilde dikişli ön kısmıyla oldukça iyi iş yapmışlar. Buralarda olan flywire aynı şekilde dışta da var. Ya gerçekten şu an diyorum ki bu fiyata fena bir ayakkabı değil, iyi bir kalite. Biraz daha bunların kendini ele verdiği kısımlar içleri oluyor ve tabii ki giydiğiniz zaman rahatlık hissi oluyor. Baktığınız zaman bir tık sanki daha az pedleme ve biraz daha işte mesela şuralara baktığınız zaman düzensiz gözüken bir
durum olabilir. Ve şuralar mesela daha ince ve daha hızlı eskiyecekmiş gibi bir görüntü veriyor olabilir. Arkada baktığımız zaman şöyle şurası mesela bir tık yapışmış geldi. Ha, mesela bu tarz şeyler oluyor. Yani takılmıyorum ben bunlara. Bilmiyorum, takılan varsa tabii ki bunları tercih etmesin. Bu mesela normal geldi. Biliyorsun burada şey oluyordu ya, böyle bir sünger gibi bir şey koyuyorlardı. Evet, koruma kısmı koyuyorlardı. Onun dışında dile bakalım, dilin önüne bakalım. Jordan logoları dilin önünde yer alıyor. Bağcıkları başka şöyle yerde Jordan yok herhalde. Çok fazla burada hatırla logo koyulmuyordu. İşte önde 23, arkadaki şurası ve şu şuradaki 23 logosu, küçük bir Jordan logosu gibi tatlı, sevimli, güzel bir ayakkabıydı. Yılın dediğim gibi en beğendiğim ayakkabısıydı geçen sene. Bu sene de 36. Bu seriler harika. Yani Jordan serisi piyasadaki 36, en güzelleri. 36 altın mı? Nasıl? 36 altın, altın mı? Aldım ya 36, mor gibi olan. Ha tamam, hatırladım. 36'ydı. O tabii ki apayrı bir teknolojide ama bunu da bayağı beğenmiştim. Bu arada biraz daha içine bakalım arkadaşlar. İçinde şuradan tutturulmuş. Yani dilin çok fazla savrulması da mümkün değil. Bağcıkları biraz daha yüksekten bağlarsanız bence ihtiyacınız onu verecektir. Açıkçası şu an çok heyecanlıyım. Ayağıma giyince nasıl olacak çok merak ediyorum. Yani evet, hissini nasıl ben bir his de merak ediyorum. Olacak? Biliyorsunuz Jordan 35'te Jordan 5'ten ilham alınarak, yani bir nevi o silüetin üzerine yeni skeçler, yeni dizaynlar yapılarak ilerliyor. Dolayısıyla şurada baktığın zaman bir Jordan 5'i hafif görüyorsun diye tahmin ediyorum. Aklına gelmedi mi? Bende asker desenli olan var ya, Jordan 5. Onun bir izlenimi var. Onun dışında arkadaşlar biraz böyle hafif kırılmış ve lambur lumbur olmuş gibi bir görüntü ile geliyor. Hani kutu küçük, fazla korumalıklı gelmemiş olabilir, kargoda zarar görmüş olabilir. Ama ayağıma giydikten sonra benimkisi de öyle hemen düzüşmeye başladı. Adım atınca çünkü buraları hızlı bir şekilde kırılabiliyor. Nubuğu farklı geldi bana sanki. Düşük kalitede olması gayet muhtemel sonuçta. O biraz daha güçlü ve farklı bir materyalden de kullanılmış olabilir. Şunları ben geçireyim. Sonra hadi ayağımıza giyelim bakalım nasılmış. Sen görüntü olarak ne diyorsun? Yani çok aşırı benzediği için hani yan yana böyle görmem lazım. Evet, doğru, hani haklısın. Haklısın. Hadi bakalım ayağımıza gelelim. Ayakta nasıl, sonra çıkışımızı yaparız. Hadi bakalım. 45 numara arkadaşlar yine. O kadar bol olmadı. Normalde biliyorsunuz Air Jordan'lar, özellikle işte bu retro modellerini Instagram'dan tercih ettiğim zaman hep kalıpları yarım numara büyük oluyordu. Ama bu sanki biraz daha darmış gibi. Evet, kesinlikle üst kısmı bir tık daha hafif ona göre. Yani hafif derken şu, güçsüz. Bir tık daha güçsüz ve diğerinde arkada çok fazla böyle yastıklar sizin ayağınızı rahatsız edici derecede hatta kilitliyor. Ben mesela o hissi onda biraz sevmiyorum. Günlük kullandığımda özellikle ayağımı acıtabiliyor. Ama onu bence daha normal baskette kullandıkça o şişkinlik azalır. Çok sık. Normal için diyorsan doğru tabii. Ama o kadar güçlü yapıyorlar ki ilk başta işte biraz canın acımı acıyor. Burada ise biraz daha rahat bir durum söz konusu. Giydiğim zaman mesela hemen ayağımın şeklini aldı. Kesinlikle kalıbı diğerlerine oranla arkadaşlar yarım numara küçük gibi düşünebilirsiniz. Daha bol. Yani Nike'la birbirine daha çok benziyor o zaman şu an. Evet. Kalıp değil mi? Diğerleri daha büyük oluyor. Evet, kesinlikle diğerleri daha büyük oluyor. Ayakkabıdan ayakkabı değişiyor. O yüzden ben diyorum, ben açmadığım ayakkabı hakkında yorum yapamam. Bilmiyorum sonuçta neye benziyor. Arkadaşlar nasıl diye sorarsanız zoom üniteleri pek hissedilmiyor. Yani bunu şimdi normalinde bildiğim için kolayca aklımdan o bu böyle şu şöyle yapabiliyorum. Zoom üniteleri arkadaşlar yani hiç hissedilmiyor. Adeta bir Air Jordan giymişim gibi. Fena değil, rahat. Özellikle ayakkabıda bir form var. Yani şu plastiği ve şuradaki plastiği ayağımı güzel kilitledi gibi. Fena değil. Hemen şuralardaki buruşmalar pek hoşuma gitmedi mesela. Biraz hafif bir düzensiz bir görüntü verdi. Ama bunlar hep beklenen şeyler. Dediğim gibi alttaki balonlar fazla sizi zıplatmıyor. Ama bir balon var gibi de ufaktan hissediyorsunuz. Çok büyük bir his değil. Kesinlikle rahat, normal. Ama efsanevi diyemeyeceğim zıplatma konusunda. Beklentinize göre bence fena değil, güzelmiş. Yani o resimlerde görünen gibi kaliteli geldiğini en azından söyleyebilirim. Gerçekten çok orijinale, çok benziyor. Ayrı bir video olarak arkadaşlar kıyaslama videosu yapabilirim. Onu tek videoda harcamak istemiyorum ve detaylıca her şeyine bakmak istiyorum. Hatırlarsanız Yeezy'lerde yaptık bunu ve Air Jordan 11'de yapmıştık. Bunda da o tarz bir şey yapabilirim. Parasını hak eder hak etmeze girmeyeceğim. Size kalmış bir durum. Almak istiyorsanız, bulamıyorsanız ve öyle bir tane ayakkabım olsun diyorsanız alabilirsiniz. Ben hiçbir zaman Instagram'dan alınan ayakkabıları tek ayakkabınız yapma taraftarı olmuyorum. Çünkü o kadar uzun süre gidebileceklerini düşünmüyorum.
He, ben uzun süreli kullanım testi yapamıyorum çünkü o kadar uzun süreli tercih etmiyorum. Bunu da anlatmış olayım. Evet, fena değil. Yani beklemediğim iyi bir kalite var. Görüntü olarak zaten birebir aynıyken. His olarak da yine kötü değil. En güzel rahat ayakkabılar sıralamasında hani bir sıralamaya koyabilirim bunu. Sizler de beğendiyseniz dediğim gibi açıklamayı link bırakıyorum. Girip siteyle konuşabilirsiniz. Arkadaşlar siteyle konuşun, görüşün, şartlarını düzgün öğrenin ve alışveriş yapın. Bu her zaman her daim için geçerli. Ona göre sonra keyifle kullanın diyeyim. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek dileğiyle o zaman. Kendinize dikkat edin. Ayakkabı dahisi bugünlük